Vallahi vallahi ya sürekli bir kamera. Anlamadım Bir ne? daha, bir daha, bir daha, bir daha al. Bir daha al. Allah aşkına söyle mangal sırları. Şimdi gel. Mangalda balık yani. Tamam. En neti yani bunu ben babamdan öğrendim. Bizzat da yaparken öğrendim. Böyle mangalı yakmadan evvel eski külden biraz ayırıyorsun toprak bir kaba. Okay. Yani böyle işte çömlek gibi. Ondan sonra mangalı yakıyorsun. O yanarken o bir yandan da o çömlekte içinde ısınıyor o kül. İyice köz olduktan sonra. Ne olduktan sonra? İyice köz olduktan sonra. Tamam. O külü ayırdığın, ısıttığın külü közün üstünü kapatacak kadar seriyorsun. Ondan sonra balığı ızgaraya bırakıyorsun. O öyle bir o harını perdeliyor ki hem yavaş yavaş pişiyor hem yavaş yavaş pişiyor ki bizde genelde Trabzon'da kılçıktan ayrıldı mı pişti demek. Yani daha fazla pişirmeye gerek yoktur bizde. Bütün şeyi suyu gider. Ondan sonra o sayede balık öyle sulu kalıyor ki bunun için iki tarafında hemen böyle çok da çabuk pişer. Yani öyle çok yanmaz da. Yani tatlı bir yanık olur. Yani olması gereken bir yanık. Ve o hani is dediğimiz onun tamam o kötü is gelmez. Anlatabilir miyim? Ondan sonra işte bir büyük içersin. Kömür ne? kömür ne? Odun kömürü mü? Odun kömürü. Meşe? Meşe. Meşe. Meşe odun kömürü. Yani Bodrum'da. Öğren bunları Cumhur. Yarın öbür gün mangal yakarsan haberin olsun. Kadar. Bir de asma yaprağı var abi. İşte burası köfte önemli. İçin, burası et için, sarnayı. Burası balık için, burası sarnayı. Sebze sarnayı. İçin. Ben yaptım benim. Valide gerek yok. Valide çok büyük oluyor abi. Bu bile çok büyük oldu. Tamam, bize anca patlar yani. Bir sayısı artıyor. Abi ben burada hepinize yaparım. 2 metrelik ayaklılar var ya. Bak sana göstereyim. Tabii 3 tane de şey alırız şey önüne mangalcı önüne. Sadece büktürüp böyle uzunlamasına da yapabiliriz. 3-4 tane koyabilecek gibi.